Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz Ebu Katade'nin yaralanan gözünü nasıl tedavi etmiş? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramından değişik zamanlarda ve zor şartlarda başına gelen bazı musibetlerin definde vesile olmuş ve bir kısım hastalıklarının da şifa bulmasını Allah'ın izniyle sağlamış. Bunlardan bir tanesi Ebu Katade radıyallahu anh ile ilgili. Zi Karat denilen bir sefer esnasında, bir kazve esnasında Hz. Ebu Katade'nin gözüne bir ok isabet eder ve ondan gözü rahatsızlanır, hastalanır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun o rahatsız gözüne eliyle mesh eder. Ve o anda gözü hemen şifa bulur ve Ebu Katade der ki Hiçbir acı ve ızdırap hissetmedim. Allahu Teala peygamberinin mübarek elinin temas ettiği bir yere şifa vermiştir. Bu adetullah kanunlarından olmadığı için bir mucize olarak gerçekleşmiştir. Ancak günümüzde ve tarihte Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği şifa merhemlerini, ameliyatlarını, ilaçları kullanmak suretiyle kademe kademe zamanla hastalıklara şifa veriliyor. Şifayı veren Allah'tır. Ama vesile olanlar ya herhangi bir doktorun elidir ya da Cenab-ı Hakk'ın yine kainatta yarattığı eczahaneden toplanan ilaçlardan bir vesiledir. Fakat bunlar adetullah kanunlarından ve sünnetullah kanunlarından sürekli olanlar olduğu için garipsemiyoruz. Ve falan doktor şifaya vesile oldu filan ilacı içtim vesile oldu diyoruz. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uygulamaları adetullah'tan olmadığından belki bazıları tarafından garipsenebilir. Ancak bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın bir ikramıdır, bir ihsanıdır ve bir mucizedir. Dolayısıyla Allah sevdiği bir kuluna bu ikramlarda bulunabilir. Kainattaki ilaçları ve şifalar yaratan Allah olduğu gibi bir peygamberin mübarek eliyle temas ettiği bir hastalığa şifa veren de Allah'tır. Bunda senecek bir durum yoktur.